Ee, yenilecek seçimle ilgili 23 Haziran'a doğru giderken e, karara en çok merak eden partilerden birisi Saadetli. Yani kendi adayıyla mı girecek yoksa Ekrem İmamoğlu'na destek mi verecek? Çünkü bir önceki seçimde e, Cumhur ve Millet İttifakı'nın dışında en fazla oy alan aday Saadet adayıydı. Şimdi bakalım Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve 23 Haziran'daki tutumlarını açıkladı. Karamolluoğlu Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Necdet Gökçınar'la devam etmeye karar vermiş bulunmaktayız diyor. Yine Karamolluoğlu artık bu seçimde İstanbul 16 milyon değil 82 milyonlu ifadesini kullanıyor. Ee, İstanbul Türkiye'nin kalbi ve İstanbul'un yorulması Türkiye'nin yorulması demektir. Bu sorumlulukla verdiğimiz karar Türkiye'mizin önünü açmaya yöneliktir ifadesini kullanıyor. Ee, ve dediğim gibi e, son cümlesi bu seçimlerin İstanbul'umuza, ülkemize ve milletimize hayırlar ve güzellikler getirmesini temenni ediyoruz. 23 Haziran çatışmanın değil dayanışmanın tarihi olsun diyor. Şimdi bu haberi aktarırken Erdoğan'ın katıldığı bir televizyon programında Saadet Partisi'nin İstanbul adayı yok sözleri aklıma geldi. Yani bakalım bu defa hatırlayacak mı Erdoğan Saadet Partisi'nin İstanbul'da adayının aday olup olmadığını. Peki Saadet Partisi adayının e, oğlunun başına gelen ne? Onu aktaralım şimdi size. Saadet Partisi İstanbul adayı Necdet Gökçınar'ın borsayı İstanbul'da çalışan oğlu AKP baskısıyla işten çıkarıldı. Ayrıntıları şöyle. Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilen Milli Gazete'de yer alan bir haber. Kurum müdürleri tarafından Arınoğlu'na biz senden memnunuz ama Ankara'dan talimat var denildi. Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada son dönemde Saadet Partisi üyelerine yönelik mobbing ve işten çıkarmaların arttığı, bu adımların siyasi olduğu belirtiliyor. Hani e, hatırlayalım yine e, daha geçtiğimiz ay yani e, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş ve işte bazı büyük şehirlerde muhalefetin ee, seçilen belediye başkanları mazbatasını aldıktan sonra sendikalarla bir sendikacılarla bir araya geldi Erdoğan ve e, insanların emeğiyle, işiyle, aşıyla oynanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu zihniyet 28 Şubat zihniyetidir dedi. Bize birebir Erdoğan'ın kendi ifadesi eğer hadise doğruysa evet Türkiye'de bir 28 Şubat zihniyeti hakim. Meral Akşener'in dediği gibi ve son örnekten hareket de hareketle Erdoğan'ın dediği gibi insanların aşıyla işiyle oynayan bir siyasi iktidar var karşımızda.